Merhaba değerli dostlar, bugün Aydın Didim, Altınkum mahallesindeyiz. Tabii malumunuz Eylül ayına girdik, rüzgar başladı. Bugün Altınkum mahallesinde denize sadece ve sadece 500 metre mesafede güzel, mükemmel bir site içerisine geldik, tanıtım yapacağız. Toplamında 18 adet tam müstakil, tam bağımsız villa. Her villanın 500 metrekare arsası var. Tabii bunların fiyatları değişkendir. Örnek villayı tanıtacağım sizlere eşyalı bir şekilde. Ortada gördüğünüz üzere yarı olimpik yüzme havuzumuz var. Tabii Sinan şu anda dış cephesini böyle etraflıca gösteriyor. Hemen karşıda yönetim binamız var değerli arkadaşlar. Tabii orada kafeterya tarzı, hem güvenliğin konaklanabileceği yer, hem de oyun salonu, şezlonglar vesaire. Tabii sıralı bir şekilde geniş bir arazi üzerinde kurulmuş değerli arkadaşlar. Toplam arazisini de söyleyeyim. 9,5 dönüm üzerine kurulmuş, inşa edilmiş güzel villalardan bahsediyoruz. Şöyle Sinan etraflıca bir göster. Aydın Didim Altınkum mahallesinde denize sadece ve sadece 500 metre mesafede değerli dostlar güzel bir villa. 3+1 ayrı mutfak, giyinme odalı ve ebeveyn banyolu güzel villalardan bahsediyoruz. Tabii villamız eşyalı olmak üzere. Çünkü neden eşyalı? Şöyle söyleyeyim. Eşya nasıl dizilir, nasıl oturtulabilir gibi, isterseniz eşyalı, isterseniz eşyasız alabilirsiniz. Çünkü neden onu da eşyalı yapmışlar? Zaten mobilya firmalarıyla anlaşılıyor. İç mimar tarafından dizaynı yapılıyor değerli arkadaşlar. Dolayısıyla geldiğinizde eğer eşya hoşunuza giderse eşyalı bir şekilde size verilir. Yok ben eşya istemiyorum, kendim dizayn ediyorum derseniz zaten içindeki eşya alınır, başka bir yere aktarılır. Siz kendinizce güzel bir şekilde dizayn ediyorsunuz. Tabii I-Blok'tan bahsediyorum. Şu anda hemen şurada I-Villası. Ona göre biz hemen bir içeriye doğru gidelim. Tabii taş duvarlar son derece güzel. Gerek duvarları gerek de üzerindeki küpeşteler hepsi doğal taşlarla yapılmış. Ön tarafta güzel çim alanımız var. Peyzajı gerçekten çok güzel. Yürüme yollarımız zaten parke taşlarıyla döşenilmiş. Hemen şöyle öncelikle veranda alanını gösterelim sizlere. Tabii veranda alanında pergülesi var değerli arkadaşlar. Pergülesi uzaktan kumandalı. İsterseniz kapatırsınız, isterseniz açabilirsiniz, isterseniz de cam balkonla da kapatabilirsiniz. Tabii burada iki tane şezlong masalar var. Minderleri içeri alınmış, bu güzel bambu tarzındaki masa sandalyelerin minderleri içeride. Şezlonglarımız da burada. Havuzun karşısında burada güneşlenebilirsiniz. Ortaya masa da koymuş. Gayet güzel. Tam bağımsız, tam müstakil villadan bahsediyoruz. Tabii çim alanının içerisinde bunlar güneş enerjisinden şey alıyorlar. Elektrik alıyorlar. Yani bunlara elektrik vermiyorsunuz. Bunlarda gece çok güzel bir görüntüsü var. Flaşör lambalardan bahsediyoruz. Dış cephesine baktığımız zaman şöyle taş görünümlü ama döküm taşlar değerli arkadaşlar. Kaplaması da o şekilde yapılmış. Ses sı yalıtımlı. Tabii her villanın kendine özel otoparkı var. Her villa yola cephedir. Çünkü dört cephesi yol olduğu için her villa yola cephe denk geliyor. Burada bir iki aracın park edebileceği bir otopark alanımız var. Komşularla aramızda da tellerle kapatılmış. Limon çamları dediğimiz çamlarla da dekor verilmiş. Tabii bunlar büyüdüğünde tamamen izole bir şekilde alırsınız. Arka taraftan da şöyle gösterelim. Bahçe alanımız buraya kadar. Gene komşuyla aramız yeşil tellerle kapatılmış. Gayet güzel, gayet şık bir şekilde dizayn edilmiş. Tabii dış cephesine baktığımız zaman dekoratif sıva kullanılmış değerli arkadaşlar. Yani hazır sıva. Normal kumla, kireçle değil. Hazır sıva. Üzerine de grandi boya kullanılmış. Beyaz ve antresit rengi düşünülmüş. Hemen şurada da bir kiler alanımız var. Bu kiler alanı ne için? Yani bahçeyi temizlemek için çim makinesi vesaire. Burada stoklayabiliyorsunuz. Çelik kapının önündeyiz. Tabii çelik kapının önüne geldiğimizde üstümüzde bir sündürmemiz var. Çelik kapımızı açıyoruz. Öncelikle güzel bir koridor alanımız var. Hemen kapımızı kapatıyoruz. Burada hem vestiyer alanımız var. Tabii kaliteli bir malzemeyle yapılmış. Hem ayakkabılıklarımız var. Hem de eve girdiğinizde kılık kıyafetini düzeltmek için boy aynamız mevcuttur. Salonla aramızda böyle dekoratif malzemelerden bölme yapmış. Gördüğünüz üzere full eşyalı oturma grubumuz bu şekilde. Tablolar, lambalar vesaire. Ön tarafta da iki tane sürgülü kapı vermiş. Salonda oturduğunuz zaman full havuz manzaralı yeşillikle, peyzajla şey kalıyor biliyorsunuz. Manzara bir şekilde. Hemen burada da bir televizyon ünitemiz var gördüğünüz üzere. Yani bu evimiz tamamen mobilyalı bir şekilde, yani bu şekilde dizayn edilmiş.
değerli arkadaşlar. İstenilirse bu şekilde alabilirsiniz. İstenilirse eşeği alabiliyoruz. Yine Arçelik'ten 24 binlik klimamız mevcut. Burada da son derece dekoratif güzel şeyler koymuş. 6 kişilik masamız mevcut gördüğünüz üzere. Buradan da sürgülü kapı vermiş arka verandaya. Yani güneşin olmadığı yerlerde buralarda rahat bir zaman geçirebilirsiniz değerli arkadaşlar. Tabi tavanlara baktığımız zaman şu anda elektrik yok. Spotlamalar yoğunlukta değerli arkadaşlar. Çok güzel spotlamalar verilmiş. Çok boğmamış, açık renk düşünülmüş. Hemen şöyle bir mutfak kısmımıza geçelim. Sinan kardeşimden ricam. Hemen mutfak kısmına geldiğimizde beyaz eşyamız tamamen Arçelik'ten düşünülmüş gördüğünüz üzere. Son derece kaliteli güzel bir buzdolabı alanımız, fırın, mikrodalga, aynı zamanda bulaşık makinesi yerimiz ankestre şeklinde yapılmış. Mutfak çok modern, çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Tencerelerimiz, yani düdüklü tencere dediğimiz, kahve makinemiz, kettle'ımız, set üstü ocağımız gerçekten yok yok. Yani yok yok merkez sistem, elektrikli süpürgemiz. Hakikaten mutfak da çok güzel bir şekilde dizayn edilmiş. Modern malzemeler kullanılmış. Kendilerine teşekkür ederim. Bize böyle güzel bir villanın tanıtımını yaptırdıkları için hakikaten kaliteli malzeme her zaman iyidir değerli arkadaşlar. Mutfak kısmında da yine veranda alanına çıkışımız mevcut. Peki merdiven altında neyimiz var? Merdiven altında bir tane el yüz yıkama yeri, bir tane klozet alanımız var. Açık renk seramik düşünülmüş. Aynanın üzerinde de ledli bir ışık lambamız var. Şimdi birinci kata çıkacağız çünkü villa zemin ve bir, yani iki katlı bir villadan bahsediyoruz. Birinci kata çıkarken Mersin beji dediğimiz bej mermerlerle basamaklarımız yapılmış, spot lambalar verilmiş, alüminyum korkuluklarımız yapılmış. Tabi merdiveni aydınlatmak için de sabit camlarla bir güzel bir cam konulmuş buraya. Son derece geniş, ferah basamaklardan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi yukarıya çıktığımızda 3 tane yatak odamız var. Hepsi eşyalı. Güzel bir koridor alanımız var. Sinan Arıcan hemen şöyle bir koridor alanını alsın. Ondan sonra Sinan'ın arkasında bulunan odanın içerisine gireceğiz. Değerli dostlar, şimdi birinci yatak odasına geldiğimizde burayı genç odası olarak dizayn edilmişler. Tek kişilik baza yerleştirilmiş gördüğünüz üzere. Üstüne bir tablo. Karşı tarafta bir gardırop alanımız var. Gardırobun üstüne de gene led ışıklı lambamız var. Burada da bir şifonyer yerimiz var. Tabii bu odadan da balkona çıkışımız var. Yani odanın içerisinde balkona ihtiyacınız olduğunda hemen sürgülü kapıyı açıp çıkabiliyorsunuz. Tabii bunlarda panjur sistemleri mevcut, sineklik sistemleri mevcut. Tabii her odada gene Arçelik marka klima mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi ikinci yatak odasına geçiyoruz. İkinci yatak odasına geldiğimizde gene son derece modern bir şekilde yapmış. Yatak biraz bozulmuş, aslında biraz daha örtülü olması lazım. Çift kişilik yatağımız mevcut. Sağında ve solunda komodinimiz mevcut değerli arkadaşlar. Burada da sürgülü kapımız var, gene balkona çıkışımız var. Hemen karşı tarafta da şifonyer yerimiz mevcut. Güzel bir gardırop alanımız var. Odalar yeterli büyüklükte değerli arkadaşlar. Gerçekten güzel. Şimdi üçüncü odaya girmeden hemen genel banyomuza bakalım. Genel banyonun içerisine geldiğimizde son derece geniş, ferah bir duş alanımız var. Tabi vitrifiye malzemeleri, yani duş telefonu veya spreyle şeyin içerisinde, fayansın altında getirilmiş. Klozet alanımız burada. Burada da Chimstone'dan bir tezgahımız mevcut. Güzel bir evyemiz var çekmecelerle beraber. Kapının arkasında, Sinan sizi şöyle alalım. Teşekkür ederim kardeşim benim. Hemen burada bir çamaşır makinesi yerimiz var. Üstünde de çok amaçlı, çok kullanışlı raflarla donatılmış güzel bir alandan bahsediyoruz. Şimdi üçüncü yatak odamızın içerisine gireceğiz değerli arkadaşlar. Hem giyinme odalı hem de ebeveyn banyolu değerli arkadaşlar. Burada da gene çift kişilik yatağımız mevcut. Sağında ve solunda komodinlerimiz mevcut. Hemen karşı tarafta çok güzel bir gardırobumuz mevcut. Gene Arçelik marka klimamız mevcut. Burada da gördüğünüz üzere, tabi bunlar tam oturulmamış. Burada da bir şifonyer yeri mevcut tabi. Hemen ön tarafta da güzel bir balkon, geniş bir balkon alanımız var. Burada oturunca hemen havuza nazır bir şekilde durabiliyorsunuz. Giyinme odalı ve ebeveyn banyolu demiştim. Hemen giyinme odasının içerisine giriyoruz. Gördüğünüz üzere komple L şeklinde gardırop yapılmış. Kapakları camlarla, temper camlarla yapılmış, yani siyah camlarla. Burada da kılık kıyafeti düzeltmek için güzel bir boy aynası yerleştirilmiş. Hemen banyonun içerisine girelim. Banyoda gördüğünüz üzere güzel bir duş alanımız, klozet alanımız ve Hilton dolabımız, aynamız mevcut. Gerçekten çok kullanışlı, çok amaçlı bir genel banyodan bahsediyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi biz bugün Sinan kardeşim de dedi ki, yani biz Didim'in bütün mahallelerine hakim olarak çalışıyoruz değerli arkadaşlar. Miraç Emlak olarak uygun portföyler neredeyse biz oradayız. Tabii son zamanlarda dikkatimi çekti. 2 milyona 2 milyon 500 bin lira villalar çekiyoruz değerli dostlar.
Tabii bu fiyatlara olanların tabii işçiliği farklı olur, malzemesi farklı olur, konumu ve lokasyonu farklı olur. Bugün Sinan dedim, bugün gidelim güzel bir site içerisinde bir tanıtım yapalım. Gerçekten güzel yapmışlar. Arkadaşların eline sağlık. Toplamında 18 tane villadan oluşuyor. Güzel bir site. 7/24 güvenliği var. Kafeteryası var. O yarı olimpik yüzme havuzu var. 500 metrekare arsa payları var. Her villa kendine göre arsa payı belirlemiş. Etrafı çevrilmiş. Mükemmel konumda, mükemmel lokasyonda. Aydın Didim Altınkum Mahallesi'nde, Altınkum Plajı'na sadece 500 metre mesafedeyiz değerli arkadaşlar. Full eşyalı, iç mimar tarafında dizayn edilmiş güzel bir villa sunumu için geldik. Tabi Miraç Emlak olarak bu güzel villayı beğendik. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Değerli dostlar, burada fiyatlar değişkendir. Yani şu anda sunumunu yaptığım villanın fiyatı 7 milyon TL'den başlıyor. Tabi burada 7 milyon 250'ye de var. 7 milyon 500'e de var. 8 milyona da var. Gelip görmeniz lazım. Gelip yerinde analiz etmeniz lazım. Konumunu, lokasyonunu görmeniz lazım. Bizim elimizden gelen nedir? Bizim elimizden gelen bütün villanın köşesini, her tarafını siz değerli müşterilerimize sunum yapmaktır. Burada ufak tefek eksiklerimiz varsa da hakkınızı helal edin. Çünkü eksiklerimiz olur. İnsanlar eksikleriyle şey olur. Sizin gibi değerli müşterilerimiz de eksiklerle ilgili bizi uyarırlarsa yorumlar kısmında seviniriz değerli arkadaşlar. Tekrar söylemek istiyorum. Bugün Aydın Didim Altınkum Mahallesi'ndeyiz. Denize sadece 500 metre mesafedeyiz. Toplamında 18 tane villadan oluşan güzel bir sitenin içerisindeyiz değerli arkadaşlar. Her bir villanın arsa payı 500 metrekare olmak üzere 3+1 ayrı mutfak, ebeveyn banyolu, giyinme odalı güzel villalardan bahsettik değerli arkadaşlar. Bu güzel villanın fiyatına gelince, bu güzel villamızın fiyatı 7 milyon Türk lirası değerli arkadaşlar. 7 milyon Türk lirası. Miraç Emlak'ı takip edin, abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.